Artık karşında Rodos şövalyelerinin gücü var Oruç. Ve bu güç seni paramparça edecek. Demek gücünü artırdın Pietro. İyi o vakit. Bizim dişlerimiz de avın büyüğünü parçalamayı sever. Göreceğiz bakalım bu ada Rodos şövalyelerine mi yoksa bize mi mezar olacak? Defalarca Midil istikametine gidip geldim. Ama bu istikamette bir terslik vardır Meryem. Bu ne demektir Hızır? Güneşin sancak baş omuzlukta görünmesi gerekirdi Niko. Ama iskelede kalmış. Karayel rotası yerine yıldız rotasında seyretmekteyiz. Bu gemi Midil istikametine gitmemekte. Bu gemi Midilli istikametine gitmez. Nereye götürmektesiniz? Bu Midilli gemisi değil Hızır. Kalimnos gemisi. Hepinizi komutan Pietro'ya götüreceğiz. Pietro'ya vurduğumuz darbeler az gelmiş anlaşılan. Gemiden kaçışınız yok. Bırakın kılıçlarınızı. Saldıralım Hızır. İlyas, Leventçik mi demeliyim yoksa? Top sandıklarını alın, çabuk! Geminizi havaya uçurduktan sonra ölümün kıyısından dönmüşsün. Ama şimdi tahta parçaları değil, kılıcım saplanacak böğrüne. Ama ben sana iyilik yapmak isterim. Geberttiğimiz kardeşine kavuşturacağım seni. Thank you.
Tamam. Bırakıyoruz kılıçları. Kimseye bir zarar gelmesin. Zır, ne yapıyorsun? Teslim olmak ne demek? Kalimnos'a kadar götürsünler mi bizi? Beni dinle Meryem. Bırakın kılıçları. Kadın senden daha iyi çıktı Hızır. Ama ben uysal adamı daha çok severim. Uysallık nerede biter? Yiğitlik nerede başlar göreceğiz. Götürün bunları ambara. Yürü! Ne yapmaya çalışıyorsun? Şövalyeleri indiriyorlar. Artık bu işi şansa bırakmayacağım. Altınlar bizde, toplar da bizde. Orucun da canı cehenneme. Hadi gidelim buradan hemen. Bari küçükler Atilyas'ı aklasaydım. Sonunda geberip altınlardan olmak da var. Hadi! Haklısın. Haklısın. Altınlar bir daha zor elime geçer. Ama seni elbet bir gün haklarım İlyas. Elbet bir gün haklarım. Haydi! Yapma! Kardeşim. Dur hele Isabel. Kardeşinin sesini duydum diye yanına gitmek öyle kolay mı sanırsın? Kardeşime senin elinde ne işi var? Aşağılık herif! Isabel. Aç kapıyı. Aç kapıyı dedim sana. Kardeşimi göreceğim. Isabel. Baban Unita'ya ihanet etti. Evvela hesabı kardeşinden keseceklerdi ama ben Unita'ya kefil oldum kardeşin için. Eğer dediğimi yapmaz, ateş edersen kardeşin de ölür. Tercihsin. Ne istiyorsun benden? Benimle çalışmanı istiyorum Isabel. Senin tecrübelerinden burada yararlanmak istiyorum. Gel birlikte el ele verip bu anı daha da büyütelim. Hem böylece sen de benim yanımda olmuş olursun. Değil bu anda seninle yan yana olmak. Senin olduğun yerde nefes bile almam. İyi o vakit. Kardeşin ölür. Ben ne diyebilirim ki Isabel? Ben elimden geleni yaptım ama sen tek lafınla kardeşini ölüme gönderdin. Dur. Dokunma. Dokunma kardeşime, yalvarırım. Isabel. Isabel kardeşin olması gerektiği yerde. Tamam. Ne vakit sen benim teklifimi kabul edersin, İşte o vakit kardeşinin canı kurtulur. Sana yarına kadar mühlet.
düşün taşın. Dur İlyas dur. Daha fazla kan kaybetmeden saralım şunu. İyi misin İlyas'ım? Yaran derin mi? İyiyim Arayüz. O an soğanın kanını dökersem yara kalmaz bende. O soysuzlar altınları da götürdü reis. Ne der hükümdü? Onlar bize bu odayı kıskaç yaptı, kırdık. Şimdi sıra bizde. Biz de onları kurt kafanına alacağız. Hepsini tek tek avlayıp en sonunda Pietro'nun tepesine çökeceğiz. O vakit pençelerimiz kavuyorsun Baba Oruç. Eyvallah. Haydi Levent'ler. Altınlar için canından olacaksın Oruç. Her ikisini de almak bana büyük bir zevk verecek. Almamızdan diyeceksin Pietro. Altınlardan benim payıma düşeni unutma. Unutmadım köpek balığı, merak etme. Çakolos topları nerede kaldı? Adamlarımız anca taşıyor, birazdan burada olurlar. Nedir senin bu suratın hali? Oruç savaştan kaçacak bir adam değil. Ya bu altınları alırdı ya da ölürdü. Bu işin içinde bir kurnazlık var gibime geliyor. Adamlarımız bütün adaya dağıldılar. Bir kurnazlık yapacak olsa bile başaramayacak, merak etme. Beni asıl tedirgin eden Oruç'un kurnazlığı değil, senin şu halin. Ne zaman bir zafer sarhoşluğuna kapılsan aklını elden kaçırıyorsun. Diego da böyle konuşuyordu. Sonunda ne oldu biliyorsun? Altınları aldım. Oruç'un getirdiği çakolos toplarını da aldım. Oruç da yakında ölecek. Geriye tek bir düğüm kalıyor Antoine. Tek bir düğüm. O da Meryem. Kalimnos'a döndüğümde bu içimdeki son düğümü de çözeceğim. Evet, zafer sarhoşuyum. Çünkü zafer benim olacak. Sen kalabalık düşman görünce pes edecek adam değilsin Hızır. Neden teslim olduk? Teslim olmadık Meryem. Gemide onlarla baş etmemiz zordu. Ama karaya çıkarsak hepsini biçer geçeriz. Karaya nasıl çıkarız Hızır? Dümen yekesini kıracağız Niko. Onu tahmin etmek için de mutlaka bir adaya demir atmak zorunda kalacaklar. Güvertede bizi yendiklerini sandılar. Ama gemiden bir adaya demir atmak zorunda kalsın. Asıl savaş o zaman başlayacak. Gel. Hayrola Hüme Hatun. İskenderiye'de dükkan satın aldık. Mal sahibi de burada. Memurunuz da tapu evrakını mühürletmeye geldik. Niye yapmışsın Hüme Altın?
Artık getirdiğin malları da dükkanında satarsın. Lüzum yok. Ben bizzat kendim imal edeceğim. Kendin mi imal edeceksin? Ham ipekleri almama mani oldunuz madem. Ben de burada kumaş atölyesi kurup kumaşları kendim yaparım o vakit. İhtiyacın olan iplikleri yine Mısır'dan temin edeceksin. O vakit ne olacak? Mısır'a ihtiyacımız mı var? Bizim Bursa'mızın ipeklileri, Ankara'mızın yünlüleri, Manisa'mızın pamukluları bütün Mısır'a değer. Osmanlı'dan gelen mallara da mani olacak mısın? Firuze Hatun. Ticaret ahitnamesini bozmayı göze alacak mısın? Hadi. Elinizdeymişken şu evrağı mühürlüğü verin. Daha yapacak çok işimiz var. Niye olamadın şu kadına? Her hamlene misliyle mukabele eder. Elimden geleni yaparım. Görmez misin? İskenderiye kumaş imalinin en mühim yerlerinden biridir. En kazançlı ticaret kumaştan döner. Şimdi bu kadın kumaş imalathanesi açarsa bizim ticaretimize balta vurmaz mı? Kendi şehrimizde ticareti de mi Osmanlılara bırakacağız? Ben kimi kafama koydum da ocağını söndürmedim Karabay? Hı? Hüma dişli hasmım olabilir. Ama benim dişlerim onu paramparça edecek kadar kuvvetlidir. Hiç merak etme. Dümeni onarmak için en yakın limana adam gönderip kayıp parçanın yenisini yaptırmak gerek. Neyse ki Nera Adası'nın açığındayız. Demir atıp onarmak için oradan yardım alırız. Lazım olan parçayı saklamayı iyi düşündün Hızır. Onlar dümeni onarıp parçaya uydurana kadar bizim karada onların işini bitirmemiz gerekecek. Anlayacağınız bundan sonraki düğümleri kılıçlar çözecek. Hiç ayak izi yok ağam. Hayvan izleri var sadece. Bahsettiğin hayvanlar bunlar olmasın İlyas. Bunlar ne cins hayvanlar ki böyle ölüme koşarlar? Horoz bile daha akıllı bunlardan ha? Senin kurt kafanı işlemeye başladı reis. Ahamdayım çakallar kafana düştü. İyi o vakit. Ama başlasın. Oh!
Haydi Leventler. Kafirin hamlesi düştü. Şimdi sıra bizim pençelerimizde. Gemi alargada kalacak. Siz de bir an evvel düğmeni onarıp eksik parçanın yenisini yapın. Biz tayfayla kıyıya çıkacağız. Bunlar da burada beklesin. Ne yapacağız Hızır? Karaya çıkamazsak her şey alt üst olur. Bunlar bizi indirmiyorsa bizi indirtmenin bir yolunu bulacağız. Size bu dümeni. Götüremeyeceksiniz hiçbir yere bizi. Akıllı durun, elimizden kaza çıkar. Ne yaparsın? Öldürür müsün? Gel. Gel öldür hadi. Rahat durun. Helamsız mı çıktı? Gel. Ne oluyor burada? Rahat durmuyorlar. Darmadağın ettiler her yeri. Madem rahat durmuyorlar, o halde siz de benimle kıyıya geleceksiniz. Ama gidene kadar kürekleri siz çekeceksiniz. Götürün bunları. Lüzum yok. Küçükken de oyunu kaybedince çirkinleştirdim böyle. İlk kez bu oyunu sevdim kardeşim. İşte Midilli'yi cehenneme çevirecek olan silahlar. Savaşın coşkusu gözlerinden taşıyor Pietro. Savaşın, barutun, zaferin coşkusu Antoine. Hadi, hadi açın şu sandıkları da yüzüme güç katacak olan deniz ejderlerini göreyim. Haydi, haydi! Hadi acele edin! Pietro'nun da yeri belli oldu. Haydi Leventler. Son avı da aklamanın vakti geldi. Oruç. Topları alıp sandıklara bombalı tuzak kurmuş meğer. Altınlar. Altınlara bir şey oldu mu? Sana demiştim. Oruç bir kurnazlık yapacak demiştim. Antoine haklı Pietro. Gerçi onu dinleseydin de bir şey değişmezdi. Her türlü kurt kafanla yem olurdun. Seni öldüreceğim Oruç. Yemin ederim öldüreceğim seni. Saldırın! Altınları koruyun! Bırakmam onları size. Bırakmam onları. Şimdi yarım birleşti. Altınları alamayız artık. Yürü hadi uzaklaşalım buradan. Altınları almadan hiçbir yere gitmem. Aç gözlü korsan. Adamlarımızın çoğu patlamada öldü. Bizden kalabalıklar. Altınları bırakmayacağız elbet ama buradan uzaklaşmamız lazım hemen hadi. Lanet olsun. O altınları susun. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım.
büyükbaşın peşinden gidelim mi reis? Bırak gitsinler. Gemi alargada bekler. Onların peşine gidersek gemiyi zapt edebilirler. Altınları da aldık. Onlarla sonra görüşeceğiz. Haydi 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 gemiye haydi! Merak etme kardeşim. Ne ben o şahbaza tutsak olacağım, ne de seni tutsak bırakacağım. Ne yapacağını anlamayacağım mı sandın? Isabel, böyle yaparak kardeşini ölüme yaklaştırırsın. Alçaksın sen. Aşağılık herifin tekisin. İstediğin kadar saysa, haydi durma. Hız gelir tırıs gider. Eğer kardeşinin yaşamasını istiyorsan Isabel, benimle çalışmak zorundasın. Tek çaren bu. Yoksa benden evvel Unita zaten öldürecek kardeşini. Dümen tamir edilene kadar burada kalacaksınız. Yürüyün. Çözemem. Bu halde elinin altında taş parçaları var. En keskinini seç, onunla çöz. Gemilerini zapt edeceğim onların. Bu adadan çıkamayacaklar. Sonra da tepelerine binip ele geçireceğim altınları. Hadi gidip Oruç'un gemisini zapt edin. Bu adadan çıkamayacaklar. Hadi! Dümen tamir edildi. Artık gemiye dönme vakti. Ama biz kızları alacağız. Sen arkadaşınla burada kalacaksın Hızır. Bu ne demek olur? Bize lazım olanı sensin. Hadi alın kızları. Ya bizi de bırakın ya da onları da alın. Hadi. Zaten sen de bizi çok uğraştırdın. Cezanı çekeceksin. Sen arkadaşınla bu adada kalıp vahşi hayvanlara yem olacaksın. Bırakın onları! Bırakın beni şeytanlar! İterifler! İrade! Bir şeyler yapmamız icap eder Zır. Yetişemezsek Kalimnos'a götürürler onları. Zır!
alçaklar! Hızlı olmadan hiçbir yere götüremezsiniz. Hızlı! Ne yapacağız kardeşim? Elimizi çözemezsek öleceğiz burada. Kendi canım umurumda değil Niko. Ayşe ile Meryem'i Kalimnos'a götürmeden yetişmemiz lazım. Hızlar! Yürü! Hızlar! Haydi Niko, haydi, haydi. Hızlar! Yürü! Hızlar! Yürü! Meryem, Meryem! Ne düştük? Meryem'e ilişmenin cezasını sana öyle bir ödeteceğim ki. Seni buraya gönderenler, Meryem'e ilişirlerse ne olacak öğrendiler. İyi misin Ayşe? Niko, filikaları suya indir. Daha gemiyi zapt edeceğiz. Burada kalacaksın diye çok korktum Hızır. Aklım da ruhum da burada kalırdı. Ne seni koparacak bir el, ne de elimi zapt edecek bir güç var bu hayatta. Biz bu belanın kökünü kurutmadan ölüm bize uğramayacak, merak etme. Hadi, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Gemiyi zapt ettik. Serdümen, dümenin başına geç. Siz demiri verin. Diğerleri çarmıhlara. Tüm yelkenler fora, haydi. Dur buraya. Daha geminin reisi emir vermedi. Daha kesilecek başlar var. Senin Nilfer'in bir kabahati yok idir. Benim balyoz maharetim. Bak. Yutmaktan sıkılmadın mı? Ne vakit vuracağız bu büyük başlarını?
Sen evvela küçük başlara indir kılıcını. Bunun sesi Rodos'taki, Kalimnos'taki büyük başlardan da duyulur elbet. O vakit sıra onlara da gelir. Şükür, badiresiz atlattık. Altınlarla toplar ambarda sağlam mı? Sağlam baba uç. Eyvallah. Güverteyi nete edin. Rotamız İskenderiye. Bira bismillah yelkenler fora. Bira bismillah yelkenler fora. Bira bismillah yelkenler fora. Bira bismillah yelkenler fora. Haydi haydi haydi. Gemi hareket ediyor. Kurtaramadık altınları. Planın tutmadı Pietro. Sakin ol Antoine. Onu denizin ortasında avlayacağım. İskenderiye'ye dönemeden denizin dibini boylayacak. Akdeniz mezarını olacak oruç. Vay be. Altı üstü 3-5 maden parçası. Alem-i cihan sizin uğrunuza birbirini boğazlar ha. Bizi de ölümlerden ölümlere sallar iyi mi? Şunun ettiği lafa bak hele. Mesele bu madenler midir? Ola horoz gibi. Bunca mazlumların hakkı vardır orada. Vay be. Yareli'de böyle hikmetli kelamlar ettiğine göre vazifemiz şimdiden tamam olmuş demektir baba oruç. İskenderiye varır varmaz Habeşlilerle görüşüp altınları teslim edeceğiz. Altınların tesliminden sonra da Kalimnos'un fethi hazırlıkları için Midilli'ye varmamız gerek. Fetih vazifesi omuzlarımızdadır. Daha fazla bekletemeyiz. Toplar da gemide kalsın. Midilli'ye giderken onları da götüreceğiz. Ağreis. Ağreis, nasıl güverteye gelmen lazım? Ne oldu İlyas? Köpek balıkları peşimizde. Orkinos gibi hızlı yüzüyorsun denizlerde ama ben de kılıç balığıyım. Asla kaçamayacaksın kılıcımdan. Kan kokusunun yükseldiği yerde altınlar var. Ve köpek balığı altınlara kavuşmak için sabırsızlanıyor. Tek atış hakkımız var Pietro. Ve orucu mutlaka durdurmalıyız. Atış için Alesta! Atış için Alesta! Top başına Alesta! Uzaklaşmadan ateşle şu topu. Ateşle! Ateş! Sintine isabet almış. Gemiyi su basacak. Delfin'in aşağı sintine dek gediği kapatın. Haydi, haydi, haydi! Haydi! Haydi!
Sancak Alabanda! Sancak Alabanda! Haydi lanetler! Hadi, hadi, hadi! Geçtik, geçtik! Hadi! Nişastalar getir! Ya Allah tutkunla! Hadi! Haydi ulan, bahta getir, haydi! Tutkunla! Tamam, haydi! Hadi, hadi! Haydi, haydi! Bir tane daha getir, haydi! Şaka tutma! Haydi kardeş, haydi, haydi! Alabanda manevra yapmamız sayesinde anca Sintine'yi vurabildiler. Ama şimdi bizim yapacağımız atış onların kolunu, kanadını kıracak. Haydi! Haydi, sen de daha gelsin, haydi! Haydi ulan, haydi sen de, haydi! Haydi kardeş, haydi, haydi! Bismillah ateş! Onun sentinesini deldik. O bizim yelkenimizi kopardı. Sana demiştim manevra yapmadan ateş et diye. Onlar sentineyi tamir etmeden bizim seneni tamir etmemiz lazım. Hadi! Çabuk! Çabuk! Haydi! 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 Haydi. Bir tane daha çakal. Almalı. Hadi! Haydi! Haydi! Haydi. Haydi. Hep umandır! Ver, ver. Nedir vaziyet? Tıkadık reis, tıkadık. İmdilik su almaz evvelallah. İskenderiye kadar götürür bizi. Burada da limanı aburde edip yeni postaları çakarım biiznillah. Onlar yelkeni halledene kadar biz çoktan uzaklaşırız. Daha da bize yetişemezler. Deryalarda hükmü kimin sürdüğünün delilidir bu. Yakında hepsi alabora olacak. Haydi! Hadi, hadi! Halledemediniz mi hala şunu? Çabuk! Adam bir manevrayla bizi yendi. Karada da denizde de baş edemedik. Söylesene Pietro, hala umudun var mı altınları kurtarmaya dair? Var kahrolasıcı adam, var. Daha her şey bitmedi. Altınları aldı, topları aldı. Bize ne kaldı? Kalimnos'a dönmek. Oruç mutlaka altınları teslim edecektir. Şahbaz'a hemen haber uçuracağım. Bize gerekli bilgileri mutlaka toplayacaktır İskenderiye'de. Umarım Kalimnos'a döndüğümüzde Meryem'i orada görürüm. Şu anda bana iyi girecek tek şey bu. Kahrolası bir kızın peşinde böyle koşup duruyorsun. Bir türlü anlamıyorum. Sus! Sus! Kötü söz söyleme! Daha kim olduğunu bile bilmiyoruz. Ne öfke. Bir anda kardeşine laf söyledik sanır. Kim bilir?
Kaptan nerede? Geberdiler. Sizi de yanlarına beklerler. Dümeni onarmış bunlar. Bize bir tek bu parçayı takmak kaldı. Niye oldu bu? İşte oldu. Şimdi ne yaparız kardeşim? Artık rotamız Midilli kardeşim. Bismillah vira, yelkenler fora. Haydi. İzabel. Kızım. Niçin burada öyle tek başına oturursun? Yorgun görünürsün. Babamın ölümü beni çok sarstı Hüma hala. Canımdan çok sevdiğim ailem elimden kayıp giderken ben hiçbir şey yapamadım. Sana ne desek? Acın dinmez, yüreğin soğumaz. Acıyı veren Allah, sabrını da verir. Hem babanı kaybettin diye kimsesiz kaldığını düşünmeyesin sakın. Biz hep yanındayız. Babamın iş yaptığı insanlar yüzünden canımdan çok sevdiğim ailemi kaybettim. Etrafımdakiler hep acı gördü. Burada kalıp size de acı gelsin istemiyorum. Olur mu hiç öyle kızım? Sen bizim için onca şey yaptın. Senin acın bizim acımızdır. Olacak olan ne varsa olur elbet. İyi yahut kötü. Biz bir arada durdukça zorluğu da zulmü de aşarız elbet. Hadi, burada böyle oturup üşütmeyiz. Odana geç de dinlen biraz. Senin ellerini sararken kendi yaramı da sararım. Elimde olmasa da ben açtım bu yarayı. Sen yeter ki yanımızda ol. Elbet sararsın açtığın yarayı. Ya seni alıp götürselerdi ne olurdu? O vakit kimse saramazdı açılan yarayı. Thank you.
Yıllardır peşimde hep anamlar vardı. Ama bu sefer en tehlikelisidir. Pietro'nun derdi benimle. Benim yüzümden bunca saldırı, bunca bela. Kendimden ziyade senin için kaygılanırım. Benim yüzümden sana bir şey olacak diye korkarım. Ceylandır bu. Peşinden sürükler. Sarp yerlere götürür demiştik. Mühim olan onu zalim avcıların eline bırakmamak. Ve benim seni bırakmaya hiç niyetim yok. Açtığım yelkenler gönül deryasına dönüşüyor. Dileğim o ki bu bela fırtınasından kurtulup nihayet hedefine ulaşsın. Yine bismillah diyerek çıktık biz bu yola. Akdeniz, Adalar Denizi ve cümle derya. Ve dahi cümlesinden daha sütliman gönül deryası. Gün elbet bize yar olacak. Bu deryalar kafirlerle bizim harp meydanımızdır. Bu gemide kafirlerin elinde Müslümanları yok etmek için hizmet ederdi. Zapt edilen her gemi fethedilen bir kafir kalesiyle aynıdır. Hamdolsun ki deryalarda kafirlerin bir gemisini daha fetheyledik. Bu gemi gayrı bizim kılıç hakkımızdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, denizde yelkenlerini bayrak gibi açarak süzülen gemiler onundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yüce Rabbimiz İlahi Kelimetullah uğruna savaşan siz derya yiğitlerine bu gemiyi nimet olarak verdi. Evvela Allah'ın izniyle, sonra sizin iman ve bilek kuvvetinizle deryalarda yelkenlerini bayrak gibi açarak süzülüp gidecek. Deryalarda küffarın zulmünü yok etme ve ilahi kelimetullahı hakim kılmak yolunda sancaktar olacaktır. Ya Rabbi! Senin davan için yelken açmış bu derya yiğitlerini sen küffara karşı galip eyle. Amin. Senin rızan için gayret ettiğimiz davamızı, senin davan için açtığımız sancağımızı sen deryalarda hakim eyle. Amin. Zulüm yelkenleri açmış küffara deryalarda fırsat verme. Amin. Devletimizi, Levent'lerimizi, alemi İslam'a karşı mahcup eyleme. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. Evvela kadim denizcilik töremiz gereği sancak direğinin en üstüne yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim yerleştiririz. Toka sancak. Yeah.
kurduğumuz Osmanlı ile beraber bundan gayrı yüce bir vazifemiz vardır. Bu gemi bundan gayrı fetih için yelken açacak. Deryalarda müttefiki olduğumuz Osmanlı'nın sancağı dalgalanacak. Hedefimiz Kalimnos'un fethidir. Denizlerimiz sakin, provamız net olsun. Allahu Ekber! 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 Bu yaralı adamlar kim Gladius? Meryem'i getiren adamlardan ikisi. Hızır. Hepsini öldürmüş. Bunları da bir gemimiz seyirdeyken bulup getirmiş. Hepsini öldürdü ha. Yani Meryem'i elimizden kaçırdık. Biz kızı almaya çalışırken Hızır kızı da gemiyi de alıp kaçtı yani. Peki bunlar niye yaşıyor? Sürekli kaybediyoruz Pietro. Her şeyi elimizden aldılar. Hayır, kaybetmiyoruz. Kaybetmeyeceğiz. Altınları da, Meryem'i de, topları da alacağım Oruç'un elinden. Gladius. Önemli bir göreve gidiyorsun. En vahşi askerleri yanına al. Midilli'ye gideceksin. Gerekirse bütün Midilli'yi kana bula. Ama Meryem'i buraya bana getir. Emredersiniz baba. Şahbaz'a haber gönderdim. Oruç'un altınları ne zaman nerede teslim edeceğini öğrenecek. Gerisi artık senin işin Antoine. Bana yeter ki kan ve altın vaat et. Sen kim olursun da benim hanımda oynanan kumarda hile yaparsın, ha? Yemin ederim, hile yapmadım Şahbaz Bey'im. Yalan söylerler. Oynatma kafanı. Senin canını affettim. Ama hile yaptığın miktarın 5 misli ceza kestim sana. Sansa. Al bunu götür, senet imzalat. Eğer vaktinde ödemezse de bu sefer kurşun beynini dağıtır. Kesme bu cezayı bana. Haydi. Ocağım batar. Çoluğum çocuğum aç kalır. Yürü. Beyim, biterim. Yalvarırım beyim. Siz de işinize bakın. Haydi. Yürü. İzabel. Teklifini düşündüm Şahbaz. Kabul ediyorum. Ama benim de bir şartım var. Kardeşimi bana teslim edeceksin. Burada. Benim yanımda kalacak. Zabel. Teklifimi kabul etmekle kardeşinin canını kurtardım, doğru. Lakin bu yanında olması için yeterli değil. Önce sana güvenmem gerek. O vakit senin her istediğini yaparım. Bitti mi? İzabel. Yuvana hoş geldin. Emin ol, bundan sonrası ikimiz için de daha güzel olacak. Thank you.
kaptanı Derya Karadavut Paşa'ya yollarsın İlyas. Aldığımız geminin gayri Osmanlı sancağı taşıdığını... ...bir an evvel de fetih için Midilli'ye gideceğimizi bilsinler. Sen de Habeşlilerle görüş. Altınları nerede, ne zaman teslim edelim söylesinler bize. Bir an önce verelim altınlarını. Tamam ağreis. Oruç. Almışsın kılıç hakkında gemiyi. Çekmişsin allı hilalli Osmanlı sancağını. Övüncümüz oldun, hayırlı uğurlu olsun. Var olasın hala. İzabel'i görmedim bugün hiç konakta. Nerededir? Sorma oğlum. İzabel'in babasını öldürdüler. Ne? Kim öldürmüş? Nerede öldürmüşler? Unitacılar. Evinde. İzabel perişan haldeydi. Konaktan çıktı, daha da gelmedi. Unitacılar öldürdüyse... ...Şahbaz'ın tepesine binebilir. Ben hana giderim hala. Hey ahali, bakın buraya. Bundan sonra bu handa kumar oynatılmayacak. Çok oynamak isteyen varsa başka kapıya. Haydi. Böyle şey mi olur ya? Haydi, haydi. Olacak şey. Ya kızlar atıp eğleniyorduk şurada. Haydi. Onu da elimizden aldılar. Hayırdır Cafer Efendi? Ne söylenip durursun? Senin zoruna giden nedir ki? Yok. Aman beyim. Bu handa ezelden beri kumar oynanır da onu anlatıyordum arkadaşa. Cafer. Oynatılmayacak diyorsam oynatılmayacak. Haydi toplayın paranızı. Ne oluyor burada? Cafer, müşteriler nerede? Gittiler. Şahin Bey'im kumarı yasaklayınca gittiler. Ne diye yasakladın kumarı? Ne diye olacak? Kumar haramdır. Eğer bu han bizimse, bizim hanımızda haramdan kar devşirilmeyecek. Olmaz öyle şey. Devran bundan önce nasılsa bundan sonra da öyle devam edecek. Şahbaz, sen benim sözümü mü çiğnersin? Abi bak, buraya yalnızca Müslümanlar değil, cümle inançtan insan gelir. Ha bir de ortada bu kadar büyük bir pasta varken, sırf senin şahsi rahatsızlıklarından dolayı elimizin tersiyle itemeyiz. Bizim amacımız para kazanmak abi. Gerisi benim umurumda değil. Çabuk kumar malzemelerini masalara geri dağıtın. Haydi. Ha bir de ahaliye söyleyin. Bu handa kumar eskisi gibi dönmeye devam edecek. Mani olmaya çalışan olursa da karşısında beni bulur. Haydi. Bak kardeşim. İnsanların içinde sana ses etmem. Lakin hatırlar mısın? Rahmetli babam bir gün sana... ...hırsın başımıza büyük bir felaket getirecek demişti. Ben artık ona inanmaya başladım. Ha. Bir de şunu bil ki kardeşim... ...bu böyle devam etmez. Ha ha!
Bey. Biraz önce yeni bir haber aldık. Oruç Efendi Pedro'dan altınları almış. Nerede, kimlere teslim edeceğini bulmanızı istiyoruz. Tamam. Oruç. Yine yaptı yapacağını bu ipsiz sapsız takımı. Eğer altınları Oruç teslim ederse... yıldız öyle bir parlar ki asla söndüremeyiz. Ulan itti. Çeyrek Cafer. Hala kumar peşinden mi koşarsın? Gel buraya, kalk, kalk, gel, 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 gel. Bana bak. Orucu ve elementlerini adım adım takip edeceksin. Ve ne yaparlarsa an be an bana bildireceksin, tamam mı? Emredersiniz yapmaz mıyım? Haydi, haydi. Haydi. Seni Kahire'ye çağırırlar Hayra Bay. Bundan böyle orada vazife yapacaksın. Bir kusurumuz mu olmuş Emir Hazretleri? Bu vaziyetin seninle alakası yok. Onlar öyle münasip görmüşler. Anladım. Devletimizin emri karşısında boynumuz kıldan ince. Sizinle de zıtlaştık. Lakin ben ne yaptıysam... İskenderiye'nin huzurunu sağlamak için yaptım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Hayra Bay. Sen de hakkını helal edin. Helal olsun. Kahretsin! Ne oldu Karabay? Nedir bu öfken? Ne yazar saraydan gelen mektupta? Orucun Habeşlilerin altınlarını kafirlerden aldığını duymuşlar. Beni yaylım ateşine tutarlar. Hayrabay'ı çağırmaları bana gözdağı vermek için. Yakında seni de alırız demek isterler. Sakin ol. Bundan önce de devletle aramızda ipler gerilmişti. Bunu da aşarız elbet. Bu öncekilere benzemez Firuze. Bütün Müslümanlar arasında Orucun da Osmanlıların da kahramanlık şöhreti yayılır. Adamlar kafirlerin yurtlarını, Müslümanların gönüllerini fethederek cihana yayılır. Bu ne demektir bilir misin? Hükmetmeye çalıştığımız Akdeniz'e hakim olur... avucumuzda tutmaya çalıştığımız İslam alemine de sancaktar olurlar demektir. En tez vakitte Orucun yıldızını söndürmeliyim. Aksi takdirde beni emirlikten azlederler. O vakit gereken neyse onu yapacaksın Karabay. Şu anda bizim makamımız mevzu bahis. Bu hususta bildiğin bütün kaideleri, usulleri gerekirse çiğneyeceksin. Orucu bitirmek için bundan böyle her yol mübahtır. Zemel. Ne bu hal? Ne işin var senin burada? Unita babamı öldürdü.
kardeşim de ellerinde. Kardeşime bir an önce ulaşmam lazım. Ona ulaşabilmemin tek yolu da Burhan. Verdiğimiz sözü unuttun mu İzabel? Kardeşini kurtaracağımızı and içmiştik. UNITA'yı çökertmek için ne badireler atlattık seninle. Şimdi nasıl böyle bir şey yaparsın? Seni tehdit edenler mi var? Şahbaz, kardeşin de mi tehdit eder seni? De bana. De onun da üstesinden gelelim. Hayrola Oruç? Hediye darlarsın İzabel'e. Ne kalleşlik yaptın da İzabel burada çalışır hale geldi. Lafını bil de konuş. İzabel doğru olanı yaptı. Yıllarca emek harcadığı hanı bırakıp sizin yanınızda kös kös oturacak mıydı? Silvio'yu öldürdünüz. İzabel'i kardeşiyle tehdit ettiniz. Ben bu oyunları yemem. Bu hanı da, onu da size bırakmam. Peki, sor o vakit İzabel'e. Gayrı götürebilir misin onu? Haydi sor. Gel benimle İzabel. Kardeşini de hanı da kurtarırız bunların elinden. Mahkum etme kendini bunlara. Ben artık seninle gelemem Burç. İzabel senin hiçbir şeyin. Ama artık benim ortağım. Seninle yol arkadaşlığı bitti, benimle başladı. O sebeple git buradan. Bir daha da bu hana gelme. Bu hana bir gün öyle bir geleceğim ki... seni de... tasmanı elinde tutanları da yerle yeksan edeceğim. Bu hanı da elinden alacağım. Kalleşlikle içine mahkum ettiklerini tek tek koparacağım senden. Ölüm çemberinden geçip geldik. Alelade bir şeymiş gibi karşıladın ağam. Bela dediğin Oruç'la senin harcınızdır. Ne şaşıracağım? Asıl belaya bulaşmadan gelseniz şaşardım. Kafir gemisi zapt edip gelmişsin. Benim değil. Midilli'nin hakkıdır bu. Donanmana katasın ağam. Elbet mağrur ettin bizi koçum. De bakalım hangi rüzgar attı seni buraya? Kitap için parça haritalar gereklidir. Dönüş sahaları buradadır. Onları almaya geldik. Harita mı dedin? Piri Reis de harita işinin ehlidir. O yardımcı olur size. İşte gelir kendisi de. Sana bahsettiğim Allame kardeşim Hızır. Bahtiyar olduk Hızır Reis. Benim kahveli. İshak ağam harita işinin ehli olduğunu söyler. Biz de buraya bir takım aradığımız parça haritaları bulmaya geldik. Aradığınız bunlar mıdır? Thank you.
Dünya Atlası'ndaki parça haritalar. Bunlar aradığımız. Siz nereden bilirsiniz? İshak Reis bana çözmeye çalıştığınız kitaptan bahsetti. Bazı parçaları eksikmiş. Ben de bu işlerin ehli olduğum için hemen anladım aradığınızın bunlar olduğunu. Siz gelmeden önce bulup hazırladım. Söyle o vakit Piri Reis. Kitabı çözünce Akdeniz'in baştan başa sırrına hakim olacak mıyız? Bu deryaları kızıl elma gibi avcumuzun içinde tutacak mıyız? Sen o kitapla Akdeniz'in sırrına hakim olacaksın. Ben de o kitap sayesinde dünya haritasını tamamlayacağım. Sonra biz bir olacağız. Ve Allah yolunda cihan bize yar olacak Hızır Reis. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Al bakalım. Bak doymazsan söyleriz yine. Ye ye. Sağ olasın Cafer. Kesene bereket. Ya ne iyi oldu böyle görüşemedik uzun zamandır. Ya sizin topraklarınızda altınların yağmalanmasına ne üzüldün bilsen. Ah şu kafirler ya. Yağmaladılar ama baba Oruç ellerinden aldı. Değil mi ya? Bak hele şu baba Oruç'a. Ya biliyorsun biz onun hasımız aslında. Ama yiğitliğini her daim takdir etmişimdir ha. O zaman aldınız altınları ha? Kardeşiyle haber göndermiş. Yarın Süveyş yolunda buluşup alacağız inşallah. Oh 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 maşallah maşallah. Sağ salim teslim edebilir inşallah. Maşallah. İnşallah. Ya benim karnım kazındı biraz. Hele şuradan bir şiş daha çek. İştahımız arttı iyice. Tıksırıncaya kadar yiyelim ha. Hemen haydi. Müşkülatın bir çaresi vardır. Ağlıyorsunuz. Neyiniz var? Artık gözyaşımı silen birisi yok. Ondan ağladığım görünüyordur. Neyse sen bana bakma. İşinle ilgilen. Zahmet ettin hala. Ne zahmeti oğlum? Çocukken de böyleydin sen. Biri sana aş su getirmese hayatta aklına gelmezdi. Bir de için yandığında bir köşeye çekilir, bir başına oynardın içindeki ateşle. İzabel'in yaptığını düşünürsün değil mi?
Düşünülmeyecek gibidir hala. İçine düştüğü cendereyi anlarım ama kardeşini kurtaracağımı, hanı kurtaracağımı söylememe rağmen gitti. Gel dedim, dönmedi. Biz ona aile ocağımızı açmadık mı? Şimdi gidip o şahbaz itinin yanında nasıl kalır? Ben de anlayamam hala. Sen de hatunsun. Sen anlarsın. De hele ne düşünür bu hatun? Ben Hümayim oğlum. Yıllar yılı Serhat boylarında nice acılar gördüm. Erimi, iki oğlumu toprağa verdim. Hepsini sineyecektim. İçimdeki yangın beni çelik gibi yaptı. Sen baba oruçsun. Ömrün nice badirelerle, sevdiklerinin kaybıyla geçti. Evladını, hatununu kaybettin. Bütün bu yaşadıkların seni çelik gibi yaptı. Ama o İsabel'dir. Acılar yaşamıştır doğru ama henüz çelik gibi olmamıştır. İçinde zarif bir yer var onun. O da kardeşidir. Oradan vurmuş kalleşler. Nasıl takat getirsin? Onun seni anlayacağı dem değildir şu an. Senin onu anlayacağın demdir. Çünkü senin yüreğin çelikten yapılmıştır. Onu yargılama. Vicdanını muhakemeye yatırma. Onun bedeni buradan gitse de gönlü hala buradadır. Sen de ondan büsbütün yüz çevirme. Şimdi o zarif çiçek kalleşlerin elindedir. Yapman gereken uzakta da olsan her daim onu gözetip kollamaktır. Sana yakışan budur. Eyvallah adam. Hava şerbetiyle balkon sefası. Maşallah. Gel İlyas, gel. Ne yaptın İlyas? Görüştün mü Habeşlilerle? Görüştük Ağreis. Yarın gündüz vakti altınları teslim etmek için Süveyş yolunda buluşacağız. İyi vakit. Yarın sabah erkenden yola koyuluruz. Altınları teslim ettikten sonra Allah'ın izniyle Kalimnos'un fethi için Midilli'ye yelken açacağız. Ne şansı hepsinde. Şahbaz Bey'im, çok iyi haberlerim var. Oruç yarın Habeşlilerle Süveyş yolunda buluşacakmış. Süveyş yolu demek. İyi. Aferin be Cafer. Ha? Parça haritalardaki alametler nihayet kitabın eksiklerini tamamlayıp düğümlerini çözdü. Anlaşılan o ki bu kitap Akdeniz'deki adaların ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin gizli geçitlerini, sığınaklarını, oraya giden deniz yollarının malumatlarını verir. Kalimnos'un da böyle gizli malumatları yazılıysa o vakit fetih hazırlıklarımız kuvvetlenir. Doğru dedin Hızır Reis. Kalimnos'un güney kıyılarının haritası. En dairesini 37,5'tan hesapladım. Arz derecesini de bu nispetten ayarlayınca bu harita parçası çıktı. İlgiye hükmeden cihana hükmeder. Tek başına bu malumat bile elimizi kuvvetlendirecektir. Uğraştıkça da aslında elde edeceğiz. Demek kafirlerin kitap peşinde onca koşmasının sebebi buymuş. Artık bu kitap meselesi kapandı ağam. Bundan böyle evvela Kalimnos'u, ardından da bütün Akdeniz'i fethetmektir gayemiz. O halde üzerimize düşeni yapmaya başlayalım Hızır Reis. Denizlerimiz sakin, kurbanımız neta olsun.
evvela kalemle fetih rotasını çizeceğiz. Ardından kılıçla tepelerine çökeceğiz. Atamıza fetih sancağını veren, bize bu manevi kudreti bahşeden Büyük Fatih. Ruhun şad olsun. Şad olsun. Artık vasiyetini yerine getirme vakti geldi. Kalimnos, Rodos, Girit, Sicilya, Kıbrıs'tan Cebel-i Tarık'a bütün Akdeniz bizi bekler. Gemini gezdirip hava atmak için mi getirdin? Gemi benim değil. Baba Oruç ve Leventlerinin. Hem mühim şeyler söylemek için getirdim ben seni. Niye gemide söylüyorsun? Levent adam başka nerede söyler? Dinliyorum Levent adam. Hani geçen gün hırsızlığa gitmiştik ya. Yani hakkımız olan kitabı almaya gitmiştik. O gün mühim bir şey söyleyeceğini sanmıştım hani. İşte o gün duymayı ümit ettiğim şeyi şimdi ben sana söylemek isterim. Ester, sen dünyamıza girdikten sonra benim için o dünya renklendi. Sen konağımıza geldin, o konak bana bir evden öte bir yurt oldu, ocak oldu. Bunların hepsi senin sayende oldu Ester. Anlayacağın, ben bir ömür böyle olsun isterim. Hep yanımda ol isterim. Yüreğimden hiç çıkma isterim. Yani hatun ol isterim Ester. Ben sokaklarda büyüdüm İlyas. Doğru düzgün bir evim, doğru düzgün bir ailem olmadı. Kimsesizdim hep. Ama sizin dünyanız bana bir aile, konağınız sığınacağım bir ev oldu. Sen olmasan her şey eksik olurdu İlyas. Bende eksik ne varsa tamamlayan sendin. Anlayacağın, ben sana çoktan evet dedim. Ben seni çoktan kabul ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim evet.
Yaran iyileşmiş gibi görünüyor kara korsan. Senin de Oruç ve Hızır'a olan öfken hala dipdiri. Umarım çaldığın bu sert kılıç darbeleri onların kafasına iner. Şüphen olmasın. Hiç şüphen olmasın. Ama şimdi senin kılıç darbelerinin onlara inmesini istiyorum. İskenderiye'ye gidip Şahbaz'la görüşeceksin. Altınların teslimiyle ilgili gerekli bilgileri o verecek sana. İskenderiye'ye girmek o kadar kolay değil. Oruç anlayabilir. Unita'nın bir gemisiyle merkezin biraz dışında gizlice bir koya çıkartma yapacaksın. Rodos şövalyelerinden iyi bir birliği senin yanına vereceğim. Ama her halükarda bu harekat çok gizli ve gizli kılıkta yapılacak. Kan ve altın seni bekliyor kara korsan. Oruç ve Leventlerini öldür, altını buraya bize getir. Oruç ve Leventleri bir tarafa. En çok da o İlyas'ı gebertmek için sabırsızlanıyorum. Ben de açtığı bu derin yaradan daha derinini açacağım onun vücudunda. Öyle derin olacak ki o yara. Onun canını söküp alacağım canını. Köpek balığı kan ve altın kokusunu aldı. Yarın çok büyük katliamlar olacak. Çok büyük katliamlar. İlyas'ımla Ester birbirine gönül vermiş. İzdivaç etmeye karar kılmışlar. Biz de her şey usulünce olsun istedik. Ester'in anası babası yoktur. Sen de kimsesizlere babalık edersin derviş baba. Bundan mütevellit Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Ester kızımızı senden isteriz. Allah onların gönüllerini birbirine ısındırmış. Böylesine hayırlı bir mevzuda vasıta kılınmak bizi de ziyadesiyle memnun eder. Allah razı olsun eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun aslanım. Ey maşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun güzel kız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Boyunuz boylansın, soyunuz soylansın. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin inşallah. Sağ olasın demiş baba. Yarın altınları teslim ettikten sonra Allah'ın izniyle nikahınızı kıyarız. Sonra da Kalimnos'un fethi için yelken açacağız. Bizim için cenk düğündür. Evvela düğününüzü yapar. Ondan sonra da cenge gideriz. Sen nasıl münasip görürsen abi. Oruç? Malum biz kız tarafıyız artık. Ester'in çeyizini, hazırlıklarını biz yapacağız. Oruç Reis de İlyas'ımıza yaraşır bir düğün hazırlığı yapar herhalde. Gördün mü İlyas? Kız tarafı başladı taleplerine. Benim de adım Baba Oruç'sa, kardeşim Adiller'e destan bir düğün yapmak da benim ahdim olsun. Hala onlara mı meyleder? Seni hiç ilgilendirmez. Benim himayem altındaki her şey evvela beni ilgilendirir Isabel. Ben senin değil. O ailenin himayesindeydim. Hayatımda ilk defa
sıcak bir yuvam, beni sahiplenen bir ailem olmuştun. Ama ben ne yaptım? Senin yüzünden onları ardımda bıraktım. İzabel, onlar sana aile değil. Yalnızca başına bela olur. Bu sebeple aklını başına topla, unut onları. Bilhassa da Orucu. Orucun bende öyle bir yeri var ki, bunu söküp almaya kimsenin ne gücü ne de yüreği yeter. Sen de bunu aklından çıkarma Şahmaz. Ama Oruç yakında ölecek İzabel. İşte o vakit hem aklından hem de kalbinden söküp atacaksın onu. Beyim, adamlarımızdan haber geldi. Hana bir haydut gelmiş. Kumarda milleti soyup soğana çevirmiş. Kaybedince de hadise çıkarmış. Kimmiş ki bizim hanımızla millete haraç kesermiş? Haydi yürü, hesabını soralım. Kitaptan çıkardığımız malumatlar, savaş hazırlıkları içinde bize mühim ipuçları verdi ağam. Daha evvel tersane için belirlediğimiz yer münasip değildir. Daha korunaklı bir yer bulmak gerekir. Hızır doğru söyler İshak Reis. Midilli ile Kalimnos arasındaki denizin haritası. Kafirler buna portalandır. Bu portalara göre de Midilli'ye hangi rotadan saldıracaklarını az çok tahmin ederiz. Buna göre kıskaç gibi bir koyda tersane kurmak lazımdır. O halde siz tespitleri yapın. Ben de lüzumlu olan malzeme teminini yerine getireyim. Beni alamadılar. Üstüne darbe yerler. Rodos şövalyeleri kolay kolay durur mu artık Hızır? Bismillah. Bu ifritler de nereden çıktı? Meryem'in sualinin cevabıdır İshak Reis. Durmayacak anlaşılan bunlar. Akıllı adamsın. O halde kızı bırak, canımızı kurtarın. İyi de biz aklı kafire baş eğmek için değil, başını indirmek için kullanırız. Güzelim sahilimi çirkef kanlarına buladı soysuzlar. Hazır ol İshak Reis. Midilli Kalimnos savaşı şimdiden başladı. Biz Kalimnos'a fetih hazırlığı yaparken onlar da Midilli'ye saldırılar yapacaklardır. Şehirdeki emniyeti daha da artıracağım. Dediğin doğru Piri Reis. Savaş çoktan başladı.
Biz de gidelim artık. Daha yarın sabah tersane için tetkikler yapacağız. Bize ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar. Bu iş Kalimnos'a Osmanlı sancağını dikince bitecek. Hadi. İskeledeki tüm askerlerimizi öldürdüler. Bu bir denemeydi sadece. Asıl saldırımız yarın olacak. Her adımlarını takip edin. Meryem'i de buradan alıp gideceğiz. Giderken arkamızda öyle bir dehşet bırakacağız ki bütün Midilli kan kokusuyla dolacak. Kim o benim hanımda efelik taslayan? Hanındaki kumarbazlar oyunun kuralını bilmiyor Şahbaz. Kazanınca on, kaybedince 5-6 ister Şahbaz Bey. Kara korsanın kuralları da böyle. O altın kaybetmeyi pek sevmez. Bana bak, sen delirdin mi? Ne işin var senin burada? Oruç burada olduğunu öğrenirsen ne olur bilir misin? Gemiyi uzak bir kıyıya demirledim. Beyefendi şapkasıyla geldim. Ha. Altınları nerede teslim edeceklerini öğrendin mi? Öğrendim. Süveyş yolunda buluşacaklarmış. Güzel. Köle ticareti yaparken az Habeşli'yi kaçırmadık oradan. Senin elinden de her pislik gelir. Ama şu orucu halledemedim. Yarın işini tam yap da hem altınları al hem de onların canını. Merak etme dostum, merak etme. Köpek balığı avını parçalamadan bırakmaz. Bu arada Oruç bir gemimize el koydu. O geminin ambarında da çakalos topları vardı. Pietro bu bilginin işine yarayacağını söyledi. Yarar, hem de çok yarar. Güzel. Kara korsan. Söyle de şu adamı indirsinler ha. Deli dumru mu kesildim başımıza geçenden on geçmeyenden beş alır gibi. Haklısın. Kara korsanın kuralları dostum. Öldürme onu Sansa. Onu öldürme. O bize yarın lazım. Sen becerebiliyorsan şu adamı ayılt. Haydi. Etrafı da toparlayın. Vay be İlyas. Senin de gönlün bilim ana demirledi sonunda. Öyle. Allah size de nasip et. Amin. Ne yani biz şimdi burada akşamcılık ederken sen hanımın dizinin dibinde mi oturacaksın diye sen? Daha ileride çocukları olacak. Biz denizde dalgaların üstünde sallanırken İlyas beşik sallayacak. Adam sevmiş, ulah sevmiş. Siz ne anlarsınız ulah sevmekten, hırt herifler. Ben onlara bakma İlyas'ım. Ha bunlar bir güzelli görse onu bile aynı halat gibi tutar bu camışlar. Hele, 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 hele diyene bak. Yareli, senin bir miden var, ha bir de bu pazuların.
Yani sen bir yemeği bilirsin, abi de dövüşmeyi. Asıl sen ne anlarsın la sevmek işinden, ha? Ula! İnce burundan geçerken, sırmalı sancak çekerken, kız seni alıp kaçarken. Heyya mola, ya Leysa. Heyya mola, ya Leysa. Bir gemim var upuzun, gider yazın, gelir güzün. Bu gemiciye var mı sözün? Heyya mola, ya Leysa. Heyya mola, ya Leysa. Elimde var terazi, manav satar kirazı. Kim sevmez böyle kızı? Heyya mola, ya Leysa. Heyya mola, ya Leysa. An sana geçtiğine göre içkiyle kumarı yasaklatacağım. Ben bu handa vekilim Emir Hazretleri. Burası hala unita. Hem günah içenle oynayanın, öyle değil mi? Biz kazancımıza bakalım. Emirim, ben duydum ki bu oruç meselesi yüzünden Kahire Sarayı'nın oklarını üzerinize çekmişsiniz. Yani evvel orucu alt etmezsem o oklar bana saplanacak. E tabii, bir de oruç İskenderiye'nin ortasında gemisine Osmanlı sancağı çekince böğrüne böğrüne vurur gibi. Sen deli etmek için mi çağırdın beni buraya? Zaten çıldırmışım. Yo. Tam da işinize yarayacak bir malumat vermek için çağırdım Emir Hazretleri. O geminin ambarında çakaloz topları varmış. Kimsenin bundan haberi yokmuş. Düpedüz Memlük topraklarında gizlice silahlanmak demektir bu. Yani Memlük devletine karşı savaş hazırlığı yapmak. Emir Hazretleri, bu suç orucu yerle bir eder. Bu sebeple yarın altınları teslim ederken gemisini basıp gerekeni yapmalısınız. Yapacağım. En doğru zamanda lazım olan malumatı verdin. Sen bu malumatı nereden aldın? Bizim dahi haberimiz yoktur. Oruç'un Levent'leri arasında casusun mu var? Emir Hazretleri, bize yedi deryalı şahbaz demişler. O geminin yüzdüğü suların her damlası bizim kulağımız. Altınları teslim ettikten sonra Midilli'ye yelken açacağız İlyas. Ben atları hazırlayayım abi. Eşyalarım kalmış. Onları alıp hemen çıkacağım. Fazla kalmayacağım, merak etme. Nasıl söz İzabel? Burası senin ocağındır. Bana kızgınsın. Hatta kırgınsın da.
Biliyorum. Hakkında var. İçinde ne fırtınalar kopuyordur eminim. Kız. Bağır. Çağır. Tek bir kelam bile etmeyeceğim. Ne söylemek istiyorsan söyle bana. Hazırım. Sağlığın. Ahvalin iyi mi orada? İyi. Gerisinin bir ehemmiyeti yok. Üşürsen ocağın burada tüter. Yalnız kalırsan ailem bu çatının altındadır. Her neye ihtiyacın olursa da ben bu kapının ardındayım. Allah'a ısmarladık. Gelmeyecek mi tersane tetkikin? Atını hazırlar. İshak ağam da refakatimize asker verdi bizim. Meryem. Sen gelmesen mi diyorum. Malum. Onca saldırı oldu senin için. Benim için değil. Senin için endişe etmekteyim. Zalim avcıların eline bırakacak değilsin beni değil mi? Yoksa unuttun mu sözlerimi? Mesele benim söylediklerim değil Meryem. Seni muhafaza etmek niyetindeyim. Cesur çiçekler vahşi topraklarda açar hızır. Sen beni geride bırakmazla muhafaza etmezse öldürürsün. İşte o zaman ben ölürüm. Dikenlerinden biz de nasipleneceğiz demek ki. Cesur çiçek. Elini kanattığıma her zaman üzülmem bilesin. Eğer sen de şikayetçiysen hiç girme bu bahçeye derim. Şikayetim yok. Gül bahçesine giren dikenine de katlanır. İyiliğin, merhametin, sevginin... Bırak iyiliği, merhameti, sevgiyi papazım. Düşmanlarımı yok etmek için yanıp tutuşuyorum. Beni kan, ölüm, intikamla kutsa. Hadi. Efendim. Ne var? Hızır ve Meryem konaktan çıktılar. Kuzeye doğru giderler. Yanlarında askerler de var. Kan şöleni büyük olacak desene. Bütün adamlarımızı topla. Hepsini gebertip Meryem'i alacağız. Emredersiniz. Sana gerek kalmadı papaz. Kendimi düşmanlarımın kanıyla kutsayacağım.
Yakalayın Orucu Levent'lerini. Gemiyi basıp topları ambardan çıkarın. Ne yaparsınız? Orucu reisin gemisini basamazsınız. İskenderiye'de gizlice silahlanmanın hesabını siz de Oruç reisiniz de vereceksiniz. Toplar burada Emir Hazretleri. Ambarda birkaç sandık daha var. Şimdi yaktım hepinizi. Ne yaparsınız burada? Ne diye baskın verirsiniz gemiye? Ne yaptığımız ortada. Oruç reis gemisinde toplar saklarmış. Bizim topraklarımıza gizlice silahlanmak demektir bu. Düpedüz suçtur. Oruç onları kafirlerden aldı. Midilli'ye götürecek bugün. Bu yaptığınız doğru değil. Ortalıkta devletli hatunum diye caka satarsın. Senin daha teamüllerden haberin yok. Düpedüz suçtur dedi Emir Hazretleri. Eğer Oruç'un niyeti halisse... neden herkesten saklı tutar topları ambarda? Kanun gereği toplara da gemiye de el koydum. Zorbalık bu. Oruç gelmeden hiçbir şey yapamazsınız. İnat ederseniz iş zora biner. Değil Oruç. Osmanlı Sultanı gelse kurtaramaz sizi. Yalnızca geminize el koymakla kalmayacağım. Bu suçtan ötürü hepinizi İskenderiye'den süreceğim. Kafirler yıllardır topraklarımızdaki bütün zenginliklerimizi yağmaladılar. Bizim gücümüz durdurmaya yetmiyor. İlk defa siz elinizi uzattınız Oruç Reis. Bizim için nice zahmetler çekip nice gayretler gösterdiniz. Sayenizde sahipsiz olmadığımızı anladık. Bizim davamız alem-i İslam'ı küffara galip kılmak içindir. Biz bu yolda üzerimize düşeni yaptık. Kafir bize karşı zulmünü arttırdıkça biz de onların karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu topraklar sizin gibi yüreği pek yiğitlerin cesaretini ve Osmanlı'nın adaletini bekliyor. Yıllardır sahipsiz, gölgesiz bir başımıza kaldık. Bizi bir kılacak gölge Osmanlı çınarının Cihangir gölgesidir. Bir gün o da olacak. Tarih hükmünü en doğru vakitte, en doğru şekilde verecektir efendim. Altınlar dışarıdadır. Bize müsaade. Oruç Reis, siz gelmeden önce aramızda konuşup anlaştık. Madem ki kafirlere karşı fetih hazırlıkları başlattınız, bu yolda bizim de katkımız olsun isteriz. Bu sebeple kurtardığınız altınları fetih hazırlıkları için sizlere vermek isteriz. Ne yüce gönüllü bir tavırdır bu. Lakin sizin o altınlarla maişetinizi yükseltmeye ihtiyacınız vardır. Hem o altınlar sizi şu an olduğunuzdan daha iyi bir yere taşımak için yeterlidir. Bizi daha iyi hale getirecek olan küffarın zulmünü bitirecek olmanızdır. Madem ki birlik olmaya kararlıyız, o halde bu yardımımızı kabul etmenizi rica ediyoruz. Bu teklifiniz dahi bize birlik adına manevi kuvvet verir. Lakin biz ihtiyacımız olan maddi desteği temin etmeye muktediriz evvelallah. Çıktığımız gaza yolunda kazanacağımız zaferle ve her daim üzerinizde olacak gölgemizle aramızdaki bağlar pekişecektir inşallah. Eyvallah. Eyvallah. İlyas, altınları götürecekleri yere kadar refakat edelim. Olur ağarayız. Oruç Reis, Emir Karabey gemiyi bastı. Topları el koyup gemiyi zapt etti. Hüma Hatun'a acil gelmeni söyler. Ne yapmaya çalışır bu Karabey? Orozcu, İlyas, siz refakat edersiniz. Altınları da getirirsiniz. Altyazı M.K.
Oruç gitti. İlyas Habeşlilere refakat edecek. Birazdan bu toprakların gördüğü en dehşetli baskını yapacağız. Rodos şövalyelerinin kılıçları yıldırım gibi çarpacak. Ortalığı kan deryasına çevirip altınları alacağız. Buranın suları sığ. Bir tersane yapsak bile gemileri indirebilecek miyiz? Kısa bir müddet sığlaşır. Ama ekseriyetle sular yükselir burada. Bizim gemilere indireceğimiz mevsimde sular tekrar yükselecektir. O vakit bir sorun kalmaz. Unutmayın, kız bize lazım. Geri kalan herkesi öldüreceğiz. Niye şaşırdın İlyas? Altınları bırakacağımı mı sandın? Açgözlü korsan paçavrası olduğum buradan belli. Altınlar için canını heder edeceksin elimizde. Orası hiç belli olmaz İlyas. Sen altı budala seyreksin madem. Şu kafirlerin tasmasını bırak da sana 3-5 altın atalım, adam olmaya başla. İntikamımı satın alacak altın ne yazık ki yok İlyas. Siz benden bir kardeş aldınız. Ben de sizden bir kardeş öldüreceğim. Ölen o kardeş sen olacaksın İlyas. Burada da peşimizi bırakmadılar. Bir kız için kendini bu kadar tehlikeye atmaya değer miydi Hızır? Bunu kendine sorman lazım. Kaç kere denediniz olmadı. Aynı tuzağa düşer miyiz sandın? Sahiplerinizin bizden zorla alabileceği hiçbir şey yok. Bizim onlara verebileceğimiz tek şey kelleleriniz olacak. Bunlar çoktan tertibi kurmuşlar.
Ares gelene kadar dayanacağız orucu. Kılıçlar çekildi mi? Çeneler susmalı. Saldırın! Sen benim gemimi nasıl zapt edersin Karabay? Sen orada herkesten gizli toplar saklarmışsın. Kaide neyi gerektirirse onu yaptım. Kafirlerden aldık o topları. Fethi hazırlıkları için götüreceğiz Midilli'ye. Birazdan yola çıkacağız. Topları da gemiyi de bırak. Onların hepsi suç unsuru. Hiçbir kuvvet onları benden alamaz. Sırtını dayadın o devlet dahi. Dilini uzattığın yere dikkat et. Yoksa o dili kökünden keserler Emir Karabay. Kim kesecek? Siz mi? Geldiğinizden beri bir dirlik vermediniz toprağımızda. Memlük kılıcının hükmü geçer burada. Bir şey kesilecekse biz keseriz. Başta da haddini bilmez başları. Suçun sabittir Oruç. Gemiyi de topları da unut. Yahu ne suç işlemişiz? Topları İskenderiye'ye mi çevirmişiz? Burayı topa mı tutmuşuz? Kafirle gazadan geldiğimi sen de bilirsin. Bırak zorbalık etmeyi. Zorbalık asıl sizin yaptığınızdır. Hem suç işleyeceksiniz hem de dik başlılık yapacaksınız. Yok öyle ya. Toplara da gemiye de el koyuyorum. Hadi. Hadi kurtar kurtarabilirsen. Oruç Reis, yolda baskına uğradık. İlyas'la diğerleri zordumdalar. İlyas. Atları hazırlayın, haydi haydi. Dua et İlyas'a yetişmem gerek. Geldiğimde topları da gemiyi de bırak, yoksa zorla almasını bilirim. Canına ne zeval gelmeden yetişelim, haydi. Arkadaşın için çok üzülme. Birazdan sen de onun yanına gideceksin.
Yüzgeçlerin pek çalışmıyor mu artık? Ben bu halimle sabaha kadar dayanırım. Oruç ağam geldiğinde sen ne yapacaksın onu düşün. Oruç ağam geldiğinde ancak senin cesedini bulurdur. Evlilik hazırlıklarına başladığını duyduk. Ne yazık. Biz seni paramparça edince sevdiğin kızın kalbi de paramparça olacak. Ne sözün lan ama. Sen de onu çok seviyorsun belli ki. Ama merak etme. Seni öldürdükten sonra onu da öldürür, yanına gönderir. Hiçbir şey yapamayacak sonra. Sen olmasan her şey eksik olurdu İlyas. Bende eksik ne varsa tamamlayan sendin. Yapamayacaksın. Sonunda baş başa kaldık İlyas. Beni öldürüp kardeşime kavuşturacaktın İlyas. Ne oldu? Şimdi ben seni öldüreceğim. Senden sonra da orucu, sevdiğin kızı, hepinizi öldüreceğim. Konağımıza geldin. O konak bana bir evden öte bir yurt oldu. Ocak oldu. Anlayacağın, yüreğimden hiç çıkma isterim. Oturmal isterim Ester. Ben sana çoktan evet dedim.